Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahluluk de temin lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diğer'le Haşr Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da 11. hakikate girmiştik. Hatta bir paragrafında konuşmuştuk. 11. hakikat ne hakkında dersek hemen o manşet cümleyi hatırlayalım. Bab-ı insaniyettir. İsmi Hakk'ın cilvesidir. Bab-ı insaniyettir. İsmi Hakk'ın cilvesidir. Ne demektir bu? Bab-ı insaniyet yani insaniyet kapısı, insaniyet aynası, insaniyetimiz üzerinden gözüken fıtratın şahitliği gibi anlayabiliriz. Yaratılışımızın söylediği bir hakikat var. Nedir o hakikat? Haşir, insanlık için olmazsa olmaz. Bunu nasıl söylüyor peki? O işte içerikte geçecek. Ve bir diğer veçhesi manşet cümlesinin ismi Hakk'ın cilvesidir. İnsaniyeti okuyoruz ama nasıl bir pencerede, nereye ulaşmak için? İsmi Hakk'ın hakikatine ulaşmak için. İsmi Hak, Cenab-ı Hakk'ın her hakkı veren oluşu, takdir eden oluşu, adil oluşu bunun biraz daha arka planında. Nasıl insaniyetle birlikte birleşince, insaniyetin fıtratında gözükenle beraber bu Hak isminin hakikati birleşince ahiret olmazsa olmaz oluyor. Yine o da metnin içinde. Birazını konuştuk onun. Ama manşet olarak bunu bir aklımızda tutalım. Arkadaşlar tabii ki de her zaman yaptığımız gibi en başa dönüyoruz. Haşr Risalesi ne hakkındaydı? Daha doğrusu en başta metne başlarken, girerken ilk güzel adımlarımız neydi? Onu bir hatırlıyoruz. Ondan sonra geçip asıl tefekkür etmemiz gereken metni incelemeye başlıyoruz. Hemen dönüyorum arkadaşlar. 10. söz Haşr Risalesi 2 ayet-i kerime ile başlıyor. Bunlardan birincisi Bismillahirrahmanirrahim. Diğeri ise Rum suresinin 50. ayeti. Rum suresinin 50. ayeti. Estağfirullah. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtihe. İnne zalike le muhil mevta ve hu ala kulli şeyin gadir. Kısa bir mealini söz basım şu şekilde vermiş bu ayet-i kerimenin. Elimizdeki külliyat söz basım olduğu için. Ben size oradan naklediyorum. Onların verdiği mealle naklediyorum. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bir daha okuyayım. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayetiyle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda dahi şunu hissediyoruz ki varlığa, özellikle de varlığın içinde bahara, rahmet eseri olarak bakıldığında oradan haşrin vukuuna, olacağına, olmazsa olmazlığına kesin bir delil çıkıyor. Nasıl çıkıyor bu delil? İşte okuduğumuz Haşr Risalesi bunu izah etmekle beraber daha neler yapıyor? Bu ayet-i kerimenin bize verdiği mantığı farklı isimler, eserler yani kainattaki aynalıklar üzerinden de tekrar tekrar şerh ediyor. Hem suretlerde hem hakikatlerde bunu çoklukla gördük. Aslında o hakikatlerdeki her bir manşet bu ayet-i kerimedeki formüle konulan diğer şeyleri bize söylüyordu. Mesela burada bahara bakıyoruz, orada insaniyete bakıyoruz. Burada rahmet ve kudret ekseninden bakıyoruz. Orada hak ekseninden bakıyoruz. Yani yine bir esma, yine bir tecelli, yine haşrın olmazsa olmazlığı. Dolayısıyla Haşr Risalesi bize öğretiyor ki bu ayet-i kerime aslında bir formül. Kur'an-ı Kerim'deki aslında bütün ayetler eğer bilebilsek, okuyabilsek bizim haddimiz değil ama ehl-i sünnet uleması, müfessirlerimiz, İlmi kelam alimlerimiz bize bunları anlatmışlar. Allah onlardan razı olsun. Elbette önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabesi bunu anlatmış. Onlardan tevarüs eden ilim de en sonunda Bediüzzaman Hazretleri ile bize ulaşmış.
ayetlere bakınız nasıl bakıyorlar. Formül gibi. İçine girdin mi oradan bir dünya açılıyor. O gözle bakıyorlar ayete. Zaten tefsirin, ayetle muhatap olmanın asıl yolu, elbette ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat istikametli tefsirlerini kastediyoruz burada. Ehl-i Bidan'ın tefsirlerini kastetmiyoruz. Onlar yaklaştırmaz, uzaklaştırır. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in tefsiri ayetle asıl muhatap olma şeklidir derken de biz bunu kastediyoruz. Çünkü o ayet sadece bir cümle değil, meal, Kur'an'la meal düzeyinde muhatap olmak onu sadece bir cümle kılıyor, cümleleştiriyor sadece. Ama tefsir okuduğunuzda o ayet-i kerime bir galaksi gibi açılıyor. Yani Big Bang oluyor diyorlar ya, o Big Bang'in bir nokta halini düşünün, bir de uzay olmuş halini düşünün. Aradan işte geçen milyonlarca yılda şu anki evrenimizi düşünün. Tefsir okumak şimdiki evrenimiz, meal okumak o nokta gibi. Hatta o bile değil, zaten o da mealcinin kendi anladığı, yani Kur'an'dan, Kur'an'daki bizzat söylenen değil, bizzat söylenen içinde bütün evren var. O mealci onu nokta kılıyor, azaltıyor, bilgiyi azaltmış oluyor. Ha, meal ne için lazım? Şöyle böyle ne dendiğini bir anlamak için meal okumak lazım. Ancak meali ayet-i kerimenin anlam katmanlarını daraltan bir şekilde anlamak, tefsirin yerine koymak, hatta Kur'an ayetlerini yerine koymaya kadar teşebbüs edenler var. Onlardan olmak büyük bir hatadır. Cenab-ı Hak bizi öyle hatalardan muhafaza eylesin. Ayağımızı Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in istikametinden ayırmasın. Amin. Pekala, ayetleri hatırladık. Her dersin başında zaten konuşuyoruz. Derslerimizi takip edenler bilirler. Daha geniş konuştuğumuz da oldu. Özellikle ilk derste en teferruatlı konuştuğumuz. Sonraki derslerde de peyderpey ayetin farklı veçhelerine bakmaya çalıştık. Şimdi arkadaşlar yine geçen sefer yaptığım gibi tamamını okumayayım. Kaldığımız yerden başlayıp sonuna kadar gideyim. Ondan sonra dönüp oradan bir de ince tefekkür yaparak okumaya başlayalım. Bakalım ne kadarını ilerleyebileceğiz. Geçen sefer bir paragraf ilerlemiştik. Vaktimiz var. Allah yardımcımız olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an söz basım külliyata göre 134. sayfadayız. Hem hiç kabil midir ki paragraftan başlıyoruz. Hem hiç kabil midir ki hakimi bilhak, rahimi mutlak, insana öyle bir istidat verip yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emanet-i kübraya tahammül edip, emanet-i kübrayı tahammül edip, yani küçücük cüz'i ölçüleriyle, sanatçıklarıyla Halık'ının muhit sıfatlarını, külli şuunatını, nihayetsiz tecelliyatını ölçerek bilip, hem her yerde en nazik, nazenin, nazdar, aciz, zayıf yaratıp, halbuki bütün yerin nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp, onların tarzı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip, kainattaki icraat-ı ilahiye küçücük mikyasta bir temsil gösterip, rububiyet-i subhaniyeyi fiilen ve kalen kainatta ilan ettirmek, meleklerine tercih edip, hilafet rütbesini verdiği halde, ona bütün bu vazifelerinin gayesi ve neticesi ve semeresi olan saadet-i ebediyeyi vermesin. Onu bütün mahlukatının en bedbaht, en biçare, en musibetse de, en dermend, en zelil bir derekeye atıp, en mübarek, nurani ve aleti tes'id bir hediye-i hikmeti olan aklı, o biçareye en meş'um ve zulmani bir aleti tazip yapıp, hikmeti mutlakasına büsbütün zıt ve merhameti mutlakasına külliyen münafi bir merhametsizlik etsin, haşa ve kella. Elhasıl, nasıl hikaye-i temsiliyede bir zabitin cüzdanına ve defterine bakıp görmüştük ki, suretlere atıf yapıyor burada, hem rütbesi, hem vazifesi, hem maaşı, hem düsturu hareketi, hem cihazatı bize gösterdi ki, o zabit, o muvakkat meydan için değil, belki müstekar bir memlekete gidecek,
ona göre çalışıyor. Belki müstakar bir memlekete gidecek de ona göre çalışıyor. Aynen onun gibi insanın kalp cüzdanındaki letaif ve akıl defterindeki havas ve istidadındaki cihazat tamamen ve müttefikan saadet-i ebediye müteveccih ve ona göre verilmiş ve ona göre teçhiz edilmiş olduğuna ehli tahkik ve keşif müttefiktirler ez cümle. Mesela aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliye denilse ki sana 1 milyon sene ömürle saltanat-ı dünya verilecek fakat ahirde mutlaka hiç olacaksın. Tevehüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla oh yerine ah diyecek ve teessüf edecek. Demek en büyük fani, en küçük bir alet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor. İşte bu istidattandır ki insanın ebede uzanmış emelleri ve kainatı ihata etmiş efkarları ve ebedi saadetlerinin envana yayılmış arzuları gösterir ki bu insan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve ahiretine bir intizar salonudur. Yani bekleme salonudur. Evet, metnimiz burada bitti. Yani 11. hakikat bitti. Şimdi geri dönüp okuduğumuz yerden itibaren ince tefekkür etmeye çalışalım Cenab-ı Hakk'ın fazl-ı keremiyle. Hem hiç kabil midir ki? Ama genelde ne olduğunu anladınız mevzunun. Geçen derste konuşmuştuk. İnsaniyet denen bir şey var bizde. Bu insaniyeti de nasıl tanımlıyoruz? Çok önemli. Hani insan konuşan hayvandır dersen bunlar çıkmaz. Ama insaniyetin varlıktaki anlamını doğru doldurursan, o kavram senin beyninde doğru yerleşmişse, insan nedir, insan neye denir, insan ne yapar bu kainatta, o sende doğru yerleşmişse, onu doğru kavruyorsan, geniş düşünüyorsan, o zaman o insaniyetin, o boşluğun, o torbanın ancak ahiretle dolacağını, yani ahiretin ancak insaniyetin karşılığı olabileceğini derk edersin. Ama insaniyeti sekülerler gibi kavradıysan, dünyeviler gibi kavradıysan, işte insan, az önce söyledim ya, düşünebilen hayvandır dedin. Hayvanla eşitledin insanı, bir konuşmakla ayırdın. Bu kadarcık fark koydun. Yok, insan konuşabilen hayvandır, düşünebilen hayvandır, hayvan oğlu hayvandır gibi bir sürü şeyler var. Yani hayvan oğlu hayvandır derken evrimcilere şey yapıyorum. O konumlandırma, manasına dair kısıtlama, doğal olarak insanın sonu hakkındaki tefekkürlerimizde de yansıyor. İslamiyet dediğimiz şey, İslam tefekkürü dediğimiz şey bir bütünlüğe sahip. O bütünlüğün parçalarını ondan alırsan, bütünlük sana hakikatin ta kendisini veriyor. Ama o parçaları başka yerlerden alırsan, sosyalizmin insan tanımını, feminizmin insan tanımını, atıyorum komünizmin insan tanımını, materyalizmin insan tanımını, bunları alıp koyarsan veya hümanizmanın insan tanımını alıp koyarsan oradan çıkardığın şey bu olmayabilir. Çünkü o bunu netice verecek şekilde kurgulanmamış. O seküler alanda, dünyevi alanda kurgulanmış. Demek ki bizim önce bir kendi tanımımızı doğru yere koymamız lazım. Eskilerde hani söylenir kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz. Kendini bilen Rabbini bilir. Böyle hakikatler bizim tefekkürümüzde. Kulaktan da dolma olsa nakledilir hep. Niye? İnsanın aslında bir sır var. Bürhan arardım kendime. Pardon, bürhan arardım aslıma. Aslım bana bürhan imiş diyor. Niye? O içindeki aynalığın yüceliğini keşfetmiş oluyor. Dolayısıyla insanı biz alıp nereye koyuyoruz? Ama kibirlenmeden, oradan kibir çıkarmak için değil, mazhariyet noktasında, sahip olma noktasında değil, şahitlik, emanetçilik noktasında, iddia sahibi olmak noktasında değil, bir yere koyarsak, güzel bir yere koyarsak, Allah'ın abdlığı içinde varlığın sultanlığını tanımlarsak, o zaman o bizi çok uzak yerlere götürüyor. Ama öyle koymadığımızda, öyle tanımlamadığımızda, ondan vardığımız şey
bu dünyanın lezzetlerinden ne kadar istifade ederiz? Abi benim avantam ne? Bana ne sakal çıkar buradan? Bu perspektifte bakıyoruz. Bütün varlığa bakışımız bu oluyor artık. Bilim adamı diyoruz. Bilim adamının dünyaya bakışı ne? Atoma bakıyor. Adamın çıkardığı ne? Ya bizden buraya, buradan bize ne sakal çıkar diyor. Ama o yani ona çıkıyor işin sonucu. Kendisi öyle tanımlamasa da. Bir bomba yapsak bundan, o bak işte kaç milleti birden korkuturuz. İşte bundan bir enerji üretsek şöyle olur. Hep menfaat. Menfaati kısıtlanıyor anlam. Halbuki menfaatle ilgi olmayan büyük bir anlam dünyası var. Ve bu anlam dünyasının keşfi imanla mümkün. Gayba imanla mümkün. Neyse oraya çok dalmayalım. Özetle ne söylendiğini anlamıştık. Şimdi ince ince belki satır aralarına sıkışmış daha ne derin manalar var. Onları keşfetmeye izni ilahiyle inşallah çalışalım. Cenab-ı Hak refikimiz olsun. Hem hiç kabil midir ki hakimi bil hak? Bunu öğrenmiştik bir önceki ders. Çünkü üstteki paragrafta da geçmişti hatırlıyorum. Hakkıyla hakim olan. Öyle bir şey demekti. Yanlış mı hatırlıyorum? Hak ve adalet ile hükmeden yargılayan Allah. Burada da öyle mana verilmiş. Hak ve adalet ile hükmeden yargılayan Allah. Ben buradan niyeyse sesten şey alıyorum. Hakkıyla hakim olma şeyini alıyorum, anlıyorum. Ya da bir vakit bana öyle öğretilmiş. Ama siz alttakine itimat edin. Çünkü onu hazırlayanlar ilmi bir heyet. Hak ve adalet ile hükmeden yargılayan Allah. Hakimi bil hak. Hakkıyla hükmeden Allah. Çok da uzak anlamamışım ben. Ve rahimi mutlak. Mutlak rahimiyet sahibi. Burada neden rahmet değil de rahimiyet geldi? Daha önce bir küçük nüans öğrenmiştik külliyat metinlerinde bize yardımcı olacak bir şey. Bediüzzaman Hazretleri celalden bahsediyorsa bütünü okutacak. Cemalden bahsediyorsa parçalara baktıracak. Metnin dokusu İçeriğinin ne söylediğini haber veriyor kelime kelime. Aynısı rahmet ve rahimiyet için de geçerlidir demiştik. Rahmet diyorsa bize büyük resme baktıracak, rahimiyet diyorsa küçük parçalara baktıracak. Peki insaniyet ne? İnsaniyet varlığın içinde küçük bir resim. Evet, içi külliyetli anlamlar barındırıyor ama nihayetinde varlık içinde yani rahmete muhatap olanlar içinde özel, has, ayrılmış başka bir noktaya konmuş, başka zenginlikler katılmış, bağışlarda, ikramlarda bulunulmuş, has daire. Onun hakkı rahimiyet. Biz ne demiştik rahimiyet ve rahmaniyet için nüans olarak? Rahmet bütün varlıkta gözüken bir tecellidir. Ama rahimiyet has dairelerde, onlara özel, ehadi düzlemde gözüken tecellilerdir. Rahmet ise vahdeti düzlemde, vahidi düzlemde gözüken tecellidir. Cenab-ı Hakk'ın bütün varlığın yavrularını beslemesi rahmetin eseridir. Ama onların içinde insan türünü anne sütüyle, ona göre özel bir sütle, özel madde miktarlarınca ayrılmış bir şeyle beslemesi rahimiyettir. Ona has bir şeydir. Başka hayvanların başka şekilde besleme şeyleri var, yöntemleri var. Belki başka varlıkların başka anne sütleri var. O anne sütleri belki bizim fiziğimize de uygun değil. Bize özel, tam insaniyetimize göre bir şey verilmiş. O da annemiz üzerinden veriliyor. Burada has bir tecelli var. Cenab-ı Hakk'ın iradesinin bize özel yöneldiğini, bizimle özellikle ilgilendiğini, attım çayıra, evrim kayıra, varlık kayıra falan böyle bir şekilde olmadığını, Cenab-ı Hakk'ın her an, her oluşta müdahil olduğunu, tasarrufta olduğunu, rakip olduğunu, er-rakip, daha önceki hakikatlerden hatırlayalım, takip eder, müdahale eder, hıfz eder konumda olduğunu böyle rahimiyet tecellilerinden hissediyoruz. Bana özel bir şey var. Bana özel bir tecelli var. Bana özel bir nimetiyet var. Vesaire vesaire. Hakimi bil hak, hakkıyla hükmeden rahimi mutlak. Rahimiyeti her şeyi kuşatmış. İnsana öyle bir istidat verip her yer ile gökler. İstidat neydi öğrenmiştik? Kabiliyet gibi ama ruha konmuş özellik hali. Kabiliyet ortaya çıktığı şekle deniyor demişti Kenan Demirtaş hocamız yıllar önce. İnsana öyle bir istidat verip yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emanet-i kübrayı tahammül edip, bu Kur'ani bir ifade, Kur'an'da geçen bir şey bu emanet,
emaneti kübrayı tahammül edip, yani ona dayanıp, onu yüklenip, hamallık da oradan geliyor. Tahammül, hamal, hamletmek. Yani küçücük, cüz'i ölçüleriyle, sanatçıklarıyla, Halık'ının, yaratıcısının muhit, kuşatıcı, kapsamlı sıfatlarını, külli, yine kapsamlı şuunatını, işlerini, nihayetsiz tecelliyatını, yansımalarını ölçerek bilip, hem yerde en nazik, nazenin, nazdar, aciz, zayıf yaratıp, halbuki bütün yerin nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp, onların tarzı tesbihat, tanzimat memuru, düzenleme memuru, onların tarzı tesbihat, yani Allah'ın zikrindeki tarzlar, Allah'ı nasıl zikrediyor varlık? Her biri kendisine göre, kendi fıtratıyla, kendi şahitliğiyle, kendi alanıyla yapıyor o tesbihatı. Onların tarzı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip, kainattaki icraat-ı ilahiye küçücük mikyasta bir temsil gösterip, Cenab-ı Hakk'ın ilahi tecelliyatına insan çok 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 küçücük 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 bir mikyas oluşturuyor dünya üzerinde. Allah varlıkta tasarruf ediyor mu? Ediyor. Nereden biliyoruz? Bizim kendi küçük dairemizden. Ben mesela odamı temizlemesem, diyorum ki ya odamı temizlemesem bu oda bir haftada, iki haftada berbat olur, batar her taraf. Kainatı da bir temizleyen olmalı diyorum. Çünkü kainat batmıyor. Kainat da bir iki haftada batardı. Denizler rezil olurdu, hava böyle olurdu, şöyle olurdu. Onu da bir temizleyen olmalı. Ben temizlemesem burası böyle oluyor, orası da öyle olmalı. Yani bir vehmi, izafi şey oluşturuyorum. Kendilik alanı oluşturuyorum. Orada bir tefekkür üretiyorum. Onunla bütün varlıkta bir marifetullah elde ediyorum. Ama hakikate döndüğümde bu oda benim mi? Değil, o da Allah. Ama bir vehim alanı. Burası benim odam. Ben burayı temizliyorum. Kainat da temiz. Onu da bir temizleyen olmalı. Onun da bir sahibi olmalı gibi tefekkürleri buradan elde edebiliyoruz. Kainattaki icraat-ı ilahiyeye küçücük mikyasta bir temsil gösterip, rububiyet-i sübhaniyeyi, Cenab-ı Hakk'ın sübhaniyetli rububiyeti diyelim. Söz basımlası vermiş, ona da bakalım. Rububiyet-i sübhaniye, her türlü kusur ve noksandan yüce olan Allah'ın bütün varlık alemini terbiye edip idaresi ve egemenliği altında tutması. Belki burada rububiyetle sübhaniyetin beraber anılmasına şöyle bir renk, bir ışık tayfı söyleyebiliriz. Kainattaki Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunda biz dedik ya, uluhiyetini rububiyet şeklinde görüyoruz Allah'ın kainatta. Çünkü biz sınırlı bir varlığız. Uluhiyetin bütün tasarruflarını kuşatamıyoruz. Rububiyet görüyoruz kainatta. Orada da bizim görüşümüzün sınırlılığından kaynaklanan sorunlar var. Mesela bazı şeyler bize ya bu yanlış gibi geliyor. Veya işte bazı şeyler ya bu çok acı, bu kötü. Bütündeki hikmetini görmediğimiz için onun, yerli yerindeliğini bilmediğimiz için onun, yanlış geliyor. Ama burada sübhaniyeti hatırlatılmış. Rububiyeti sübhaniyeyi. Yani sen öyle görsen bile onlar kusurdan münezzeh. Ve kalen kainatta ilan ettirmek, meleklerine tercih edip hilafet rütbesini verdiği halde ona bütün bu vazifelerinin gayesi ve neticesi ve semeresi olan saadeti ebediyeyi vermesin. Yani insanı böyle böyle şöyle şöyle öyle öyle yaratsın da bu kadar donatsın, bu kadar vazife yüklesin, aksinde de dibe indirsin. Yani öyle olmazsa, şöyle olsa dibe vuruyor. Kainatın sultanı değilse kainatın en bedbahtı oluyor. Niye? Çünkü öyle kabiliyetleri var ki karşılığını alamadıklarında çok değersiz kalıyorlar. Ya mesela şimdi elmas değerli bir şey. Ne açıdan değerli? Mücevher alanında değerli bir şey. Ama elması siz mücevher olarak kullanmayacaksınız. Söz gelimi, farz-ı muhal, mücevher diye bir şeyin hiç bilinmediği bir dünyada elmas nedir? Taştır ya. Taş. Hatta belki de hani özelliklerinden dolayı pek de istimal edilmeyen bir taştır. Az bulunan bir taş olduğu için çok kıymetli olmayan bir taştır. Yani normal çok bulunan taşlardan cami yaparsın, duvar yaparsın, bir işine yarar. Taşın sağlamlığından da kaynaklanan.
elmas az bulunur, küçüktür, şudur budur, bir işine yaramaz. Bak, mücevherin olduğu alanda elmas kıymetli. Mücevher yoksa elmasın ne kıymeti var? Altın, yine onunla ilgili sektörlerin, onun kullanıldığı alanların varlığıyla kıymetli. Yoksa öyle bir alan, altın ne işe yarar? Bunun gibi de insan kendisiyle o istidatların, kabiliyetlerin inkişaf ettiği, hünerini gösterebildiği alanın varlığıyla kıymetli. O alanı dünyevi bir gözle bakıp, seküler bir gözle bakıp, materyalist, ateist bir gözle bakıp, yoktur böyle bir olan, insan bir hayvandır dediğiniz an insan en dibe vuruyor. Çünkü hayvan ondan daha mutlu. İnsanın birçok mutsuzluk kaynağı var. Birçok düşünmesi gereken şey var. Düşünmesi gereken dedim, düşünmesi gereken diyeceğime hemen su içme zamanı gelmiş, onu anlıyoruz. Düşünmesi gereken bir sürü şey var insanın, hayvanın yok. Bizim bahçede iki tane kumru var, yavruları doğmuş. Yani bu zamana kalmış aslında, soğuğa kalmazlardı ama iki tane civcivleri var işte, biraz da büyümüşler, yani uçma zamanları yaklaşıyor. Onun ne düşüncesi var? Bir kalkıyor sabah, bakıyor bizim camın pervazına, buğday koymuşlar mı, ekmek kırıntısı koymuşlar mı, koymuşlarsa kıt 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 orada su da koyuyorlar bizimkiler. Ondan da içiyor, gidiyor yavrularıyla ilgileniyor, bu kadar. Ama insan sabah kalkıyor, şu var, bu var, otobüs, bilmem şu, işte faturalar. Ya işte görüyor musun, Afganistan'da şöyle olmuş, Doğu Türkistan'da Çinliler Müslümanlara böyle zulmediyor. İşte Suriye şöyle falan filan. İşte uzayda bir galakside bilmem ne olmuş, bir tane de yıldız bulunmuş. Aa, kara delik varmış şurada falan. Bak ne kadar dert. İncemize iniyoruz, bizde ne kadar çok dert içimizde. Ya bugün şu ayağım çok ağrıyor, acaba bir şey mi var, işte bilmem dün çok başım ağrıdı, bir rahatsızlığım mı var. Bak, 40 tane düşünce. Hayvanda bunlar yok ki. Yaşıyor, öleceği zaman da ölüyor, bu kadar. İnsan, insaniyetin hakkı olan şeyi yüklenmediğinde, o emanet-i kübra dedi ya burada, yüklenmediğinde hayvandan daha bedbaht oluyor bu yüzden. Çünkü o kabiliyetlerin hepsi bu sefer geriye doğru götürüyor onu. İşte kocaman bir gemi, ağırlığı bilmem kaç ton. Ama bir darbe aldığında, suya battığında çıkarması en zor bir şey. Normalde yüzmesi en güzel bir şey. Kocaman gemi, ne kadar çok insan taşır falan. Ama battığında da hadi onun şeyini denizden çıkar. Kolay değil o, çünkü batık ona göre batıyor, ağırlığına göre batıyor. İnsan da istidadına, kabiliyetine göre batıyor. O yüzden ayet-i kerime işte ahsen-i takvim suretinde yarattık, sonra en aşağıya indirdik diyor, esfelis safilin. İşte ne kadar ağırsın, ne kadar hünerlisin, o kadar da dibe batıyorsun. Cenab-ı Hak diplere vurmaktan bizleri muhafaza eylesin. Fazlıyla, keremiyle, rahmetiyle, cömertliğiyle bizi içimizdeki kuyulardan kurtarsın. Rahmetiyle, keremiyle, yine inayetiyle cennet saadetlerine ulaştırsın. Amin. Çünkü bizim işimizle, eylemimizle olacak iş değil. Kıldığımız namazla, tuttuğumuz oruçla bunlarla olabilecek iş değil. Zaten onlarda da pek bir şey beceremiyoruz. Yine onun fazlına, keremine güveniyoruz. Cenab-ı Hak bize bizim hak ettiğimiz şekilde değil de kendi rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Onu bütün mahlukatının en bedbaht, en biçare, en musibette de en dermend, en zelil bir derekeye atıp en mübarek, en nurani ve alet-i tes'id. Alet-i tes'id neymiş? Mutluluğa ulaştırma aletiymiş. Alet-i tes'id. Bir hediye-i hikmeti olan aklı o biçareye en meş'um ve zulmani bir aleti tazip, eziyet aleti yapıp, hikmeti mutlakasını büsbütün zıt ve merhameti mutlakasına, hikmeti mutlak, sonsuz hikmet, merhameti mutlak, mutlak yani sonsuz merhamet, külliyen münafi bir merhametsizlik etsin, haşa ve kella. Tersi olduğunda öyle oluyor çünkü. Ahiret olmadığında akıl düşünüyor, ahiret yok, benim sonum var. Bu yaptıklarımın hiçbir anlamı yok. Bu sevdiklerimden hepsinden ayrılacağım. Bu yediklerimin hepsi bir zaman gelecek, yemeyeceğim bunları. İşte bu güzellikler, bu dağ manzarası, bu bulutlar, bu güneş. Bir daha benim tenime okşamayacak bu rüzgar. Hepsi aklımıza gelecek. Bak, akıl neydi? Normalde mutluluk aletiydi. Öyle diyor. Alet-i tes'id, bir hediye-i hikmeti olan aklı. O biçareye en meşhum, en zararlı ve zulmani bir alet tazip yapıp,
Öyle oluyor çünkü bak tam tersine dönüşüyor. Bu sefer de eziyet vermeye başlıyor akıl. Bu en geniş alanda öyle olduğu gibi en küçük şeylerde de öyle. Yani küçük mevzularda da şeriatın, vahyin gereğini yapmamak akıl için tazip oluyor. İşte helal sevmek, haram sevmek. Üstad diyor ya haram sevmek de emeline ulaşmamaktan tut, o haramlıktan doğan zararlardan, ziyanlardan bir sürü eziyet gelmeye başlıyor. Yani fiilin kendisi, günahın kendisi aslında cehennem işi olduğunu, cennet işi olmadığını arkasından gelen sıkıntılarla bize hissettiriyor. Bir dakikalık lezzeti var, 3 dakikalık lezzeti var neyse. Ama onun arkasında bir sürü endişesi, işte ne olur ne biter, şöyle böyle falan filan bir sürü eziyeti, zihne, stres yüklenen şey var. Ama cennet fiillerinin arkasında o stres yok. Cennet fiillerinin her hatırladığınızda ruha verdiği bir lezzet var. Lezzet-i ruhaniye. İşte diyorum, hep örnek olarak veriyorum. Bir arkadaşınıza çok muhtaç olduğu bir zamanda maddi manevi bir yardımınız dokundu. Onu kurtardınız veya işte borçluydu, parasını verdiniz falan. O iyilik sizin her aklınıza geldiğinizde ya o zaman iyi bir şey yaptım lan. O zaman Mert oğlu Mert bir tavır takındım. Mert oğlu Mert bir tavır takındım. Davır dedim az önce galiba. Mert oğlu Mert bir tavır takındım. O zaman doğru yerde durdum. Doğru bir iş yaptım. O zaman iyi ki dik durdum veya o zaman iyi ki karşı çıktım. Bunlar ne? Bunlar fiilin cennet ameli olduğunu gösteriyor. Çünkü karşılığı hep lezzet veriyor. O zaman doğru durduk arkadaş. O zaman iyi bir şey yaptık arkadaş. Bunu hissediyorsunuz. Bu cennet fiili. Cehennem fiili ya keşke onu öyle yapmasaydım. Ya o hatayı niye işledim? O yanlışı niye yaptım? O zaman niye böyle ikiyüzlülük gösterdim? O adamın gıybetini niye yaptım? Onun ne arkasından konuştum? Ona niye haset ettim? Ona niye zarar verdim? Falan filan. Cehennem fiili de cehennemin işi olduğunu kendisi etkisiyle hissettiriyor. Şimdi okuduk bu paragrafı ama ben çok bir şey çıkaramadığımızı düşünüyorum. Bir daha başına dönelim. Bir daha baştan ince okuma yapalım. Belki yeni şeyler de açılır. Hem hiç kabil midir ki? Yani kabul edilebilir mi? Mümkün mü? Kabil o demek. Hem hiç kabil midir ki? Afganistan'ın başkenti Kabil. Acaba bunun da bilgisi var mı? Muhtemelen vardır. Hem hiç kabil midir ki hakimi bil hak, az önce konuştuk, mutlak şekilde hükmeden, hakkıyla hükmeden Allah, Rahim mutlak, en ince şeylere kadar rahmeti işleyen, onlara özel ehadi rahmeti ulaşan Allah, insana öyle bir istidat verip, insana bir istidat, bir kabiliyet vermiş arkadaş. 10 numara, ciks. Yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği. Ayette öyle söylüyor çünkü. Yerler gökler kabul etmeye çekindiler diyor. Emaneti kübrayı tahammül edip o emaneti bu insan kaldırmış o kadar kabiliyetli, yetenekli. Yani küçücük cüz'i ölçüleriyle, ondaki küçük araçlarla, kuyumcu kantarlarıyla tabiri caizse. Dilimizde bir kuyumcu kantarı var. 1.000 yemek, 1.500 yemek getirirse önümüze hepsini tek tek ayırabiliyor. Kuyumcu kantarı, ince, ses. Kaç insanın sesini işitmişizdir şimdiye kadar? Belki 100.000 kişi. O 100.000 kişiden her birinin sesi bize tekrar dinletilse, nadiren karıştırdığımız olur sesleri birbirine benzeyenler varsa ama genelde kim kimdir biliriz. Nasıl bir kantar? O ses kimin? Bu ses kimin? O ses kim kullanıyor? Bu kelimeyi kim kullanıyor? Nasıl kullanıyor? Aklımızda tutuyoruz. Diyoruz ki işte bak şu filancanın sesi, bu falancanın sesi. Aa bu şu türkücünün türküsü. Bunu söyleyen filanca. Teraziye bakın, inceliğe bakın. Nasıl ayırıyor hepsini birbirinden? Veya şu hayvanın, bu kuşun sesi falan diye. Gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emanet-i kübrayı tahammül edip, yani küçücük cüz'i ölçüleriyle, küçük ölçülerle, sanatçıklarıyla, Halık'ının muhit sıfatlarını, kapsamlı, geniş, bütün alemi kuşatan sıfatlarını, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları var biliyorsunuz. Burada söz basım sıfatı tarif ettirmiş mi bize? Bakıyorum arkadaşlar.
yok vermemiş. Yani özel bir şey var mı burada diye baktım ama yok. Şunatı vermiş. İşler, fiiller, tasarruflar. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, muhit sıfatlarını, kainatı kapsayan, mesela Cenab-ı Hakk'ın gördüğünü, her şeyi görücü olduğunu, her şeyi duyucu olduğunu, bunları biz kainattan anlayabiliyoruz. Haberdar her şeyde. Külli şuunatını, kapsamlı işlerini kainatta yaptırdığı külli tasarrufları, nihayetsiz tecelliyatını, sonsuz yansımalarını, yansıma diyoruz ama bu fiili böyle aynada görüntünün yansıması gibi gelmesin. Cenab-ı Hakk'ın eserleri onu gösteriyor. Nasıl iyi bir makine ustasını gösteriyor. Ya mesela bizim matbaada şey vardı, ustalar, matbaanın ustaları böyle Alman makinalarına böyle şeylerdi mesela işte Heidenberg'ti galiba markası. Heidenberg. Ona Haydar Bey diyorlardı. Heidenberg'i Haydar Bey yapmışlardı. Ya bu Haydar Bey çok iyi çalışıyor falan diyorlar. Ben de diyorum Haydar Bey ne? O zaman ben de sevkiyatta yeniyim. Kastettikleri şey o makine. Dört renk basan makine. Onu çok beğeniyorlardı. O makine çalıştıkça ulan ne makine yapmışlar, ulan ne iş çıkarıyor, bilmem ne kadar devirde ne kadar basıyor kağıt falan. İşte önüne mesela paletle kağıdı sürüyorlardı. İşte ne kadar diyeyim, yüksek bir insan boyu kadar kağıt yığını var üzerinde. Onu veriyorlar. Rıt diye bir tarafından çıkarıyor. Ulan diyor ne hızlı basıyor, ne güzel basıyor. Bak ne oldu? Makine. Övdürüyor ustasını. Lan ne makine yapmışlar, helal olsun adamlara. Bu adamlarda şu sanat varmış, şu kabiliyet varmış, şu sağlam iş yapma yeteneği varmış, bu ustalık varmış, övdürüyor. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın da kainattaki eserleri Cenab-ı Hakk'ı övdürüyor. Biz elhamdülillah derken ne diyoruz? Elhamdülillah demek o zaten. Buralarda ne kadar övünülecek şey varsa, iltifat edilecek şey varsa, onlardan çıkan övgüler, iltifatlar, kemalatlar varsa bunların hepsi Allah'a aittir. Alemler Rabbine aittir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin mesela. Alemler Rabbi olan Allah'a aittir diyoruz bunlar. Çünkü eser sahibini över, bizi övmez. Biz araya girmeyelim. O arızayı vermeyelim. O kelime o anlama geliyor. Bir şey alıyoruz elhamdülillah diyoruz. Veya işte bir şeye muvaffak oluyoruz elhamdülillah diyoruz. Niye? Bu muvaffakiyetten çıkan övgü, iltifat bunlar bize ait değil. Bunu Allah yarattı. Ondaki övgüler, iltifatlar Allah'a ait. Daha geniş baktığımızda Müslümanın elhamdülillah zaten tıpkı Bismillahirrahmanirrahim gibi hep üzerinde olduğu bir hal. Elhamdülillah. Niye? Biz zaten her şeye niye bakıyoruz? Allah'a göstersin diye bakıyoruz. Allah'a gösteriyor diye bakıyoruz. Ondan hep Allah'a varıyoruz. Bu doğal bir şekilde bütün hayatı elhamdülillah kılan bir şeydir. Tefekkür etmek aslında elhamdülillah'ın içine girmektir. Bunu tekrar edeyim. Tefekkür etmek aslında elhamdülillah'ın içine girmektir. Üstad Hazretleri o birinci sözde dedi ya üçtür. Ona bir bakalım arkadaşlar. Hızlıca gidelim gelelim sizi çok yıldırmadan. O şeyin üfiyatı üçtür diyor. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Yani tablacı gibi getiren o garson hüviyetinde olan insana diyor fiyat veriyoruz. Bir şey para veriyoruz veya teşekkür ediyoruz veya ona iyilik borçlanıyoruz. Bir karşılığı var bunun. Allah ne fiyat istiyor peki asıl mal sahibi olan? El cevap, o mün'im hakiki, o hakiki nimet veren, bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymettar, harikayı sanat olan nimetler, ehad, samedin, mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Diyor. Burada üç mertebe sayıyor. Onları üç mertebeye ayırıyor. Fakat biz şimdi şurada diyebiliriz ki Allahu alem aslında hem Bismillah hem Elhamdülillah hem de tefekkür. Aynı sürecin parçaları. Ayet-i kerimede ne diyor? Bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yani bak varlığa Allah'ın rahmet eseri olarak.
zımmında bu şey de var. Emir de var. Nasihat de var. Böyle bak. Allah'ın rahmeti sebebi olarak bak. Bak neler göreceksin orada. Bismillahirrahmanirrahim ne diyor? Ben bu fiile, bu oluşa, bu işe, neyse o Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz başında, ben buna rahmet tecellisi olarak başlıyorum. Rahmet tecellisi olarak görüyorum. Allah'ın rahmet ve rahimiyetiyle ilgili olarak bu süreci başlatıyorum diyoruz onun adını andığımızda. İster istemez o mana onun içinde mündemiş. Şimdi onu söylediğimiz zaman biz öyle girdik. Allah eseri olarak baktık. Aidiyetsiz, sahipsiz değil. Allah'ın rahmet eseri bir de üstelik. Girdik. Ortası tefekkür, sonu elhamdülillah. Ama zaten ortasında da bizim yaptığımız şey elhamdülillah. Yani buradaki övgüler, nimetler, her ne varsa bunlar Allah'a ait, onun sanatı. O bunları yaptı. Buradan kendimize haşa, eşyaya haşa pay çıkarmayacağız. Hepsinden Allah'a ulaşmaya çalışacağız. Tefekkür, o sürecin bilinci, elhamdülillah, bismillah da o bilincin oluşması için gerekli olan zahir, bizde dilimizdeki haliyle, şuurumuzdaki haliyle, ikisi de zaten o tefekkürün içinde o tefekkürü yeşerten şey oluyorlar, mana oluyorlar. Allahu alem kaydıyla bunu böyle bir düşünelim bakalım ey arkadaşlar. Siz de bir düşünün. Bakalım Ahmet haklı mı değil mi? Belki de değil. Cüz'i ölçüleriyle, sanatçıklarıyla Halık'ının muhit sıfatlarını, kapsamlı sıfatlarını, külli şuunatını, kapsamlı işlerin nihayetsiz tecelliyatını ölçerek bilip, hem yerde en nazik, nazenin, nazdar, aciz, zayıf yaratıp, insan öyle. Çok mu güçlü? Yok vallahi çok güçlü değil. Aslan insandan güçlü, öküz insandan güçlü. Yani bunlara kıyasla insanın gücü çok az. Aslıyla yüzleşirse evet ama akıl vermiş Allah, onunla bazı nimetlerini fark etmesini sağlamış, onlarla insan dolaylı güçlü oluyor. O da dolaylı yani, bir de zahiri, işte bir tane küçük virüs. Ne oldu? İflahımızı kesti. Bak kaç yıldır maskesiz gezemiyoruz. Ben bu maske mevzusu ilk çıktığında derdim, ben dışarı çıkmam, dünyada takmam derdim. Ya abi geçen çıktım dışarıya, ya bir eksiklik var diyorum. Maske takmadığımı da hatırlayamıyorum. Ya yüzümde bir şey garip geliyor böyle. Adım maske yok. Maskesiz çıktık dışarıya. O kadar alıştık. Bir virüs yaptı bunu. Cenab-ı Hak bunun tarihte örneklerini göstermemiş mi? Nemrud'a bir sinekle, Firavun'a bir karıncayla ne dersler vermiş. Hani insanoğlunun acizliği bu karşı koyamamasıyla ortaya çıkıyor. En çok oradan görüyoruz. Güçsüzlüğümüzü oradan, fakirliğimizi de ihtiyaçlarımızdan anlıyoruz. Çok ihtiyacımız var. Atın, eşeğin bizim kadar ihtiyacı yok. Önüne koyuyorsun bir balya samanı, hutur hutur yiyor yani. Onun için bir sıkıntı yok. Senin önüne bir balya saman koysalar ne bu dersin? Aynı gün 3 öğün aynı yemeği verseler bu ne dersin? Bak 3 öğün aynı yemeği alsan bu ne dersin? Yahudiler, daha doğrusu Museviler diyelim o zamanki şeyle, Musa Aleyhisselam'a Yahudiler ne yapmışlar? Beni İsrail. Kudret helvası, bıldırcın etti Cenab-ı Hak onlara bağışlamış. Ya sarımsak falan, soğan muan, hani bunlar yok mu? İtiraz etmişler Musa Aleyhisselam. Ondan dolayı da cezalandırılmışlar. Yani ya düşünün, hani kudret helvası geliyor, gökten bıldırcın eti yağıyor. Onu bile insan, hep bu mu ya falan diyor. Bu da bir acizlik, bu da bir fakirlik yani. Çünkü o kabiliyetleri yüksek. En nazik, nazenin, nazdar, aciz, zayıf yaratıp, halbuki bütün yerin nebati ve hayvani, yani bitkisel ve hayvansal, şimdiki tabirler nebat, bitki demek, hayvanı zaten biliyorsunuz, hayatlı demek aslında hayvan, ama şey olarak, insan dışındaki hareket eden canlılar mı diyelim, onlar için kullanılıyor. Yerin nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru, onları düzenleme memuru yapıp, onların tarzı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip, kainattaki icraat-ı ilahiye küçücük mikyasta bir temsil gösterip. Şimdi bakın, enteresan, insanın fonksiyonları böyle mi ya hakikaten böyle? Bir,
nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru. İnsan öyle mi? Yahu öyle. Bakın, insanın yoğunluklu yaşadığı yerlere bakın. Bitkilerin, hayvanların hayatları insanlara göre şekilleniyor. Bak, Matrix filminin birincisinde Ajan Smith'le Neo'nun arasında geçen bir konuşma vardı. Ajan Smith diyor ki, dünyadaki bütün canlılar çevrelerine uyum göstererek hayatta kalırlar. Bundan iki tane istisnası var diyor. Çevrelerini kendilerine uydurarak yaşayan iki canlı var diyor. Bir, virüsler. Çünkü girdikleri hücreyi bozuyorlar. Kendilerinden kopyalayıp yapıyorlar. İki, insanlar. İnsanlar da yaşadıkları çevreyi kendilerine göre değiştiriyorlar. Yani gidip oraya göre olmuyorlar. Oraya göre yaşamıyorlar. Kendilerine göre değiştiriyorlar. Ajan Smith'ten böyle bir hikmet aldıktan sonra biz de diyoruz ki evet. Bu neden? Çünkü insana Cenab-ı Hak böyle bir tanzimat memuru yapmış. Diğer varlıkların ibadetlerine karışıyoruz. Karışıyoruz yani. Çünkü onların bir ibadet şekli var. Biz geliyoruz, başka bir şekle dönüşüyor. İşte vahşi hayvan evcilleştiriyoruz, başka bir şekle dönüşüyor ibadeti. Çünkü gösterişi değişiyor. Veya işte onu alıyoruz, bostan ekiyoruz, bostanda farklı bir şey yapıyoruz, aşılıyoruz, şu oluyor, bu oluyor. Yani insana bırakılmış ilim alanı var, bilim alanı var. O alanda, o şeyde tasarruflarda bulunuyor, dağ uçuruyor, oraya şehir kuruyor. Oranın ibadetini değiştiriyor, tesbihini değiştiriyor. Farklı bir şekle büründürüyor. Tabiri caizse biraz da böyle anlayabiliriz ya da buradan oraya bakabiliriz. Bütün yerin nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp, onların tarzı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip, evet, ettik, değiştirdik, tasarrufumuz oldu. Şöylelerdi, böyle oldular. İnsanın dünyadaki varlığı bütün canlıların durumunu etkiledi. Bugün internette gördüm, yani ne kadar doğru bilmiyorum, her 3 omurgalı canlıdan ikisi ölmüş insanın varlığıyla, tasarruflarıyla. Çünkü onlara alan açmıyor. İşte kendine göre değiştiriyor. İnsaniyete yakışır davranmadığı için. Halbuki merhametli olsa onlara da alan açar. Nasıl ecdadımız kuş evleri yapmış, hasta leyleklere bakmak için vakıf kurmuş. Deloyer miydi? Deloyer'in seyahatnamesi miydi? Fransız bir yazarın seyahatnamesi var. İsmi tam böyle olmayabilir de. 4. Murat zamanında İstanbul'a gelmiş. Adam diyor ki ya bu nasıl bir millet diyor ya. Bunların diyor aklının başında olmadığını anlamak için diyor. Şu yaptıklarına bakmak yeter. Nedir? Diyor yaralı leyleklere bakmak için vakıf kurmuşlar ya diyor. Bu akıl mantık işi mi? Adam anlamıyor, Fransız adam. Bu diyor bu ne mantıksız iş diyor. Ne kadar saçma bir şey diyor. Ecdadımız İslamiyet'in verdiği şerefle, tefekkürle, merhametle onlarla beraber yaşaması gerektiğini biliyor, onlara acıyarak yaşaması gerektiğini, merhamet edilmeyene merhamet etmeyene merhamet edilmeyeceğini biliyor. Yani ekolojinin, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu yasaların, doğaya, tabiata diyelim, koyduğu yasaların bu cümle üzere devamlı olduğunu, merhamet edene merhamet edildiğini, insan varlığa merhamet ettikçe varlığında ona iyi davranacağını biliyor. Ona göre yaşıyor ama modern medeniyet nasıl? Modern medeniyet diyor ki o Bacon muydu? Yani onun bir şey tarifi var. Kainat tarifi ya da tabiat tarifi. O diyor bizim boyun eğdireceğimiz bir at gibidir diyor. Biz ne ayar verirsek odur diyor doğa. Onun bilimsel anlayışı, bilim felsefesi kitaplarında geçer. Bacon'du galiba ya. Tam da isim aklıma gelmedi şimdi. Yani bilim felsefesini çok etkileyen bir adam bu. Onun düşüncesi. Yani diyor ki bu bilime boyun eğdiririz. Efendi biziz. Kainatın şeyi biziz. Biz ne dersek o. Acaba biz ne dersek o mu yoksa Allah ne derse o mu? Müslüman diyor ki Allah ne derse o. Benim içinde varlık içinde. Benim ilişkilerim de o düzenler diyor. Ama o diyor ki biz diyor efendiyiz. Akıl bizde diyor. Biz diyor boyun eğdireceğiz diyor varlığa. Sonucu ne? Bak. Doğal felaketler, küresel ısınma, işte nükleer bilmem şunlar bunlar, daha işte plastik poşetler fokların karnından çıkıyor, balinaların karnından plastik poşetler çıkıyor. Zararımız o kadar gitti yani. Okyanusların dibindeki canlı bile illallah diyor bizden. O hale vardık.
bu neyin boyun eğdirmesi? Merhamet etmedin, sana merhamet edilmiyor. Geri dönüyor, bunun geri dönüşü oluyor. İnsanlık şimdi korkuyor, iklim krizi var, şu var, bu var. Ne için oluyor? İşte etmedin merhamet, edilmiyor sana merhamet. Üzerinden bunu okuyabiliriz arkadaşlar. Mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp onların tarzı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip kainattaki icraat-ı ilahiyeye, Cenab-ı Hakk'ın ilahi icraatına küçücük bir mikyasta temsil gösterip, işte insan yapabildiklerinden, bak ben bunu yapabiliyorum, şunu yapabiliyorum, böyle oluyor. E demek ki Allah da kainata böyle böyle yapıyor. Çünkü benim idare etmediğim yerlerde de düzenli her şey. Ben idare ettiğim yerlerde, mesela bir deponun memuruysam, girenleri çıkanları ayarlıyorum, depoda sıkışma olmuyor. Ne lazım ondan alıyorum, sayıyorum, bakıyorum, eksik olanı alıyorum. Gider gelir sarfiyatında denge kuruyorum. E bakıyorum baharda da aynısı, kışta da aynısı, kainatta da aynısı. Cenab-ı Hak da bir gelir gider dengesi koymuş. Ha, ben nasıl burada bu depoda idareyi böyle sağlıyorsam, Allah da kainatta idareyi öyle sağlıyor. Bütün o kıyaslar bize Allah'ı bilmemiz için konulmuş. Biz bunları dünyadan zevk almak, sefa sürmek için ya da kazanmak için bir şeyler kullanıyoruz. Bu bir yan faydası, cüz'i bir şahsımıza bakan faydası. Ama asıl oradaki görev Allah'ı anlamak. Bu kapsamlı aynanın Allah'ı iyi bilmesi için konulmuş mizancıklar onlar, ölçücükler. Küçücük mikyasta bir temsil gösterip, Rububiyet-i Sübhaniye Cenab-ı Hakk'ın kusurlardan münezzeh rububiyetini. Burada bak bu ifadeyi kullanmasına şimdi bir şey daha aklıma geldi. Niye bunu kullanıyor? İnsanı örnek verdiği için şimdi insandan oraya gidiyor. İnsan şöyle böyle, oradan da Allah'ın rububiyetini anlıyor. Ama sakın kendisininkiyle bir görmesin. Rububiyet-i Sübhaniye onunki kusurlardan münezzeh. Üstad Hazretleri Şunat bahsinde, hani şuunattan bahsederken aşk-ı mukaddes, ferah-ı münezzeh bu ifadelerle beraber anıyor. Niçin? Aklına insandaki arızalar gelmesin diye. İnsana bir mikyas verilmiş ama o değil. O onun aynısı değil. İnsan da görüyor, Allah da görüyor. Ama o değil. İnsan ışıkla görüyor, gözle görüyor. Karşısında bir eşya olursa görüyor, açıyla görüyor, yönle görüyor, ne bileyim sinirlerle görüyor, beyinle görüyor vesaire. Allah bunlardan mukaddes ve müberra. Onlarda yani Allah'ın görüşü bunlardan aşkın. Bizim görüşümüz, onun görüşünü anlamak için bir mikyas. Yani ilmi ilahinin ünvanları aslında, görmesi, duyması, Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisinin ünvanları. İlminin nereleri kuşattığını anlıyoruz. Yoksa sınırlandırmak olarak düşünürsek, haşa Allah'a da bizim gibi kulaklı, haşa sesli, haşa duyar anlarsak, bu arkadaşlar müşebbihe, mücessime denilen bir dalalet fırkasına mensubiyet olur ki ehl-i sünnet ve cemaatin mesleği bunlardan münezzehtir, uzaktır. Biz de teberri ederiz. Yani Cenab-ı Hak insana benzemekten mukaddestir, müberradır. Varlığı cinsinden olmaz Allah. Mahlukatına benzemez. İhlas suresinin verdiği derslerden birisi de budur. Yani Rububiyet-i Sübhani'yi belki de bu niyetle kullandı Üstad Hazretleri, Allahu Alem. Kainattaki icraat-ı ilahiye küçük mikyasta bir temsil gösterip, Rububiyet-i Sübhani'yi fiilen ve kalen, hem fiilen hem de sözle kalen, kainatta ilan ettirmek, insan bu işi yapıyor. Hem fiilen icraatıyla gösteriyor, hem de kalen, değil mi, ezanlarımız, İlan ediyoruz kainata. Allah var, Allah bir, peygamber hak. İşte haydi kurtuluşa, haydi namaza vesaire. Oradaki manalar, Allah'ın en büyüklüğünün anılması, bunlar ilan. İnsanın bir vazifesi de ilan. Kainatta ilan ettirmek, meleklerine tercih edip hilafet rütbesini verdiği halde, hilafet rütbesi insanda meleklerinden daha üstün olabilir. Kapısı açık, potansiyeli mümkün. Ona bütün bu vazifelerinin gayesi ve neticesi ve semeresi, meyvesi olan saadet-i ebediyeyi vermesin. Bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar üstün özellikler, vazifeler verilsin, verilsin, verilsin ama onların sonucu hiçlik olsun. Bu Allah'ın hikmetine, bu Allah'ın rahimiyetine, o başta andığı isimlere, hakimiyetine uygun mu ya?
tuhaflık var. Böyle olmaz. Bak, eser nasıl sanatlı, sonuç ne kadar kısır. Eğer öyle olsa, haşa, haşir olmasa. Şuradaki emeğe bak, şuradaki sonuca bak. Çok sanatlı, bilmem ne kadar uğraştı, şöyle bir eser yaptı, çöpe attı. Bu adam akılsız o zaman deriz. İnsan olsa. Haşa, Cenab-ı Hakk'a böyle bir şey kullanmayız. Haşa, sümme haşa. Yani Cenab-ı Hak bundan münezzehtir, müberradır. Cenab-ı Hak o kadar sanat atfettiyse, o kadar vazife yüklettiyse, o kadar sorumluluk verdiyse, mutlaka ona göre mükafatı da olacak. Seni atıyorum X şirket, Türkiye şu şubelerinin sorumlusu diye bir makama getirse, CEO'luk verse, genel müdürlük verse, herhalde asgari ücret vermez. Dersin hani benim ücretim herhalde bunlardan farklı olur. Herhalde o kadarını çıkarırsın. Sen de zaten onu umarak oraya geçersin. Lan şimdi kim bilir bu şirket bana ne maaş verir. Geçenlerde Honda tazminat olarak kaç maaş vermiş? 40 maaş mı? Aklımda kalmadı. Milletin aklı başından gitmiş. Türkiye'de niye böyle olmuyor? İşte Japonların ahlakı bilmem ne. İşte Japonlar ne kadar iyi iş adamları falan filan. Böyle övgüler, iltifatlar niye? Bayağı bir tazminat ödemiş yani. 530 bin liraya falan varan tazminatlar ödemiş. Ev parası. İstanbul'da bile ev alınır onda. Anadolu'da zaten hayli hayli alınır da. Şimdi bak, Honda diyorsun nasıl şirket, işte elemanlarına böyle. Ya Allah kendine tersini dedirttirir mi ya? Bu kadar iş vermiş, sorumluluk vermiş, yetenek vermiş. Maaşın da demek ki ona göre olacak yani, işte o nedir? Saadeti ebediye. Honda 530 milyar veriyorsa, 530 bin lira veriyorsa, milyar eski rakamlar, biz yaşlı olduğumuz için eskilere gidiyor aklımız. Honda o kadar veriyorsa, ya Honda ne ya, Honda ne? Cenab-ı Hak nasıl verir işte, Cenab-ı Hakk'ın ödülü cennet olabilir. Veya cezası da cehennem olabilir. Böyle düşünelim arkadaşlar. Hilafet hutbesini verdiği halde ona bütün bu vazifelerinin gayesi ve neticesi ve semeresi olan saadet-i ebediyeyi vermesin. Olur mu böyle şey? Onu bütün mahlukatının en bedbaht, yani bahtı kötü, en biçare, çaresiz, en musibetse de, en dermend. Bu dermend kelimesi çok güzelmiş. Ne demek acaba? Dertli demek herhalde ama. Evet, dertli demekmiş. Dertmend, dertli. En dertmend. Bunu cümle içinde kullanmak lazım. En dertmend, en zelil bir derekeye atıp, en mübarek, nurani ve aleti tes'id, mutluluk aleti, bir hediye-i hikmeti olan aklı, o biçareye en meş'um, yani zararlı, en zulmani, karanlıklı, bir aleti tazip, eziyet aleti, tazip eziyet demek, işkence aleti diyelim ya da, yapıp, hikmeti mutlakasına, sonsuz hikmetine büsbütün, zıt ve merhameti mutlakasına, sonsuz merhametine külliyen, tamamen yani külliyen yanlış diyoruz ya bazen. Ya külliyen yalan ya. Ya da külliyen yanlış mı senin yaptığın? Neresi yanlış? Külliyen yanlış ya. Neresi yalan? Külliyen yalan diyoruz mesela. Onun gibi düşünün. Külliyen münafi. Yani külliyen aykırı. Allah'ın Allah'lığına, hikmetine, merhametine haşri vermemek, ahireti yaratmamak, insanı hiç etmek külliyen münafi. Bir merhametsizlik etsin. Haşa ve kella. Evet arkadaşlar, vaktimiz de dolmuş. Elhamdülillah bir paragraf çıktı olsun, ilerlemiş olduk. Geriye 3 paragrafımız kaldı ama küçük paragraflar. Belki inşallah Allah'ın izni inayetiyle o 3 paragrafı tek bir derste bitirebiliriz. Bir dahaki derste de böylece 11. hakikatle vedalaşıp 12. hakikatin kapısını çalmış oluruz. 12. hakikat Haşir Risalesi'nin sonu. Asıl metnin sonu gibi yani, geriye hatime bölümü kalıyor ondan sonra. Bir de ek bölümler var. Daha sonra Bediüzzaman Hazretleri'nin laikalardaki ifadeleriyle eklettiği kısımlar var. Yani mektuplarında demiş şunları şunları ekleyin. Onlar da eklenmiş Haşir Risalesi'nin arkasına. Ama asıl metnin sonuna yaklaştığımızı söyleyebiliriz elhamdülillah. Şüphesiz bu Cenab-ı Hakk'ın fazlıdır. Sevinelim arkadaşlar elhamdülillah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الفاتحة